Değerli konuğumuz bize katıldı. Hoş geldiniz Sayın Başkanım. Kemal Kazan, Evet. Gönlük Belediye Başkanım. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim. Öncelikle Sizler. sizi programımıza sonuna doğru yetiştiniz ama başkanım biz yayınımızı bugün evet Gönlük'ten gerçekleştiriyoruz. Gönlük'ü bize en iyi siz anlatırsınız diye düşündük. Evet, hayır efendim. Öncelikle sizi hoş geldiniz diyorum. Bölgemize, Sağ olun. Gönlüğümüze hoş geldiniz diyorum. Gönlük tarihi bir kent. Arnavut kaldırımlarıyla, tarihi evleriyle. Osmanlı, tam bir Osmanlı kenti. Evet. Tarihi Bölgemizde geçmiş oldukça uzun değil tabii mi? Uzun. Osmanlı önce Selçuklara başkentlik yapmış. Tabii tabii. Evet. Ondan öncesi Bizans. Bizans var. Evet. Evet, Frika bulunduğumuz bölgede, özellikle şu anda bulunduğumuz bölgede Frika arabeleri var. Evet. Gönlük'ün tarihi biraz geçmişe dayanıyor. Gönlük'ümüzde işte doğa turizmi, aynı zamanda termal turizm ön planda. Şu anda yatırım yapıyor. Özellikle Hattuşehir Termal yetkililerine ben çok teşekkür ediyorum. Gönlük halkımız adına, bölgemize yatırım yaptıkları için. Aynı zamanda biz İpek Yolu koridoru üzerinde bulunuyoruz. Evet. Tarihi İpek Yolu koridoru üzerinde. 2011 yılında İpek Yolu Belediyeler Birliği'ni kurduk. Şu anda birlik başkanlığını yürütüyorum. İpek Yolu nedir? Ayaş'tan başlayıp Sapanca'ya kadar olan koridor üzerinde tüm belediyelerin bir araya gelmiş olduğu, turizm anlamında, bölgeyi tanıtma anlamında kurulmuş olan bir birlik. Gönlük özellikle iç turizme baktığımızda tarihiyle, termal turizmiyle, doğasıyla birleşen bir bölge. Evet. Bunun bölge ekonomisine yansımaları olumlu. Tabii son zamanlarda evet çok ciddi derecede bir artış var. Özellikle kültürel turizm anlamında ve inanç turizmi anlamında. Akşemseddin Hazretleri Türbesi'nin Gönlük'ümüzde bulunması sebebiyle inanç turizminde ciddi derecede bir artış var. Tabii ki termal turizmin, termal tesislerin bölgemize yapılıyor olması bizim açımızdan, bizim turizm anlamında da ciddi derecede bir artış sağladı diyebiliriz. Bölge aynı zamanda bir tarım bölgesi. Tarım, değil evet, mi? Tarımsal anlamda. Tarımdan daha çok aslında hayvancılık, küçük baş hayvancılık, özellikle tavuk bölgesi, evet, yani tavukçuluk anlamında. Beyaz evet, beyaz et üretiminde şu anda Türkiye'de hatırı sayılır bir yere sahibiz. Türkiye'nin şu anda %13'ünü bölgemizde üretiyoruz. Evet. Bölgedeki özellikle termal kaynağa baktığımızda Mudurnu, Seben, Gönlük üçgenin de zaten burada evet, en fazla yoğunluk olduğu görülüyor. Yatırımcı açısından özellikle siz belediyeler olaraktan neler sağlıyorsunuz yatırımcıya? Ne gibi biz hem turizm anlamında hem tarım anlamında olsun bütün yatırımcılara gerekli kolaylıkları sağlıyoruz. Yani ben belediyemiz olarak, il özel dairemiz olarak, belediyeye bağlı olmayan özel daire kısmında da ve belediye kısmında da biz bütün yatırımcılara açığız, gereken tüm kolaylıkları sağlıyoruz efendim. Peki efendim, programımızın sonuna geldik. Ben hepinize çok teşekkür Sayın etmek Hanım, istiyorum. Ben özellikle hazır burada gelmişken projeye destek veren özellikle Gönlük Belediye Başkanıma, Bolu Valime ve bütün siyasilere ve milletvekillerimize teşekkür etmesine eksiklik olan için onlara çok teşekkür ediyorum. Özellikle Gönlük Belediye Başkanım Kemal Bey çok destek veriyor bize. Onun için bu projeyi beraber burada bu Başkanım, esere yaratıyoruz. Başkanım sizinle inşallah daha sonra uzun uzun konuşuruz. Siz inşallah yetişemediniz. Gönlük'ü bir 5 dakikada bu şekilde özetleyebildik. Evet. Ben çok teşekkür ediyorum hepinize. Özür diliyorum öncelikle. Yani çünkü bu programlar yoğun. Yaz olması tabii sebebiyle bir de Ramazan. Evet. Ramazan öncesinde programlar yoğun olduğu için. Peki. O yüzden geç kaldım. Peki efendim. Çok teşekkür çok ediyorum teşekkür ben size. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Efendim, özel dosyanın bugün de sonuna geldik. Programımızla ilgili özel dosyayı tgrthaber.com.tr'den bize her zaman ulaşabilirsiniz. Sorularınızı, görüşlerinizi iletebilirsiniz. Mutlu günler, hoşça kalın.